Mehmet Ali'ye bayağı benziyor. Hatta daha bile yakışıklı olmuş. O beni hiç sevmiyor. Boş ver o. Beni de sevmiyor. Onun tarzı o zaten. Yani sen bayağı iyi çiziyorsun. Mert kim? Ne oldu? Başın mı ağrıyor? Bir yapan verelim. Hemşire! 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 Korkma, hepsi çiğ testlerine gelir. MR'ını çekip kadını gönderin. Acil olmayan MR'ler için ilk gün bekleme süresi var biliyorsun. Ya MR'ını çekip kadını gönderin buradan. Hemşire hadi. Tamamdır. Nihayet sakinleşti. Aman çok sevindim. Çok macit kolum. Yahu olay o değil. Biz bu kadınla vakit kaybediyoruz. MR'ını çekeceğiz, kadını göndereceğiz, olay kapanacak. Ama nedense herkes bir inat etti. Bir de MR sırası çıktı başımıza. Mehmet Ali, aslında benim bir fikrim var ama... yani beklememek için. Nasıl olacak? Ama Doktor Tarık benim MR randevumu saat 10'a vermişti. Saat neredeyse 11'e geliyor. Kusura bakmayın, çok yoğunuz bugün. Tamam, yoğunsunuz da bu beni ilgilendirmiyor. Bana ne? Ben randevumu önceden almıştım. Birazdan alacağız sizi. Ama olmuyor ki böyle. Efendim merhabalar. Doktor Tarık'ın saat 10 randevusu siz misiniz? Evet, benim. Benim saat 11.30'da iç mimarımla randevum var. Adam İzmir'den geliyor ve ben hala buradayım. Doktor Tarık o saate kadar eve gidebileceğimi söylemişti. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Yakışıyor mu bizim hastanemize? Ben hemen sizinle ilgileniyorum efendim. Buyurun, buyurun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hazırsak başlayalım. Hocam sizi durdurmak zorundayım. Neden? Çünkü İpek Hanım işleme izin vermiyor. Sizi odasına çağırıyor. Duralım bir saniye. Hocam İpek Hanım sizi çağırıyor. Niye telefon etmiyor da seni yolluyor, onu anlamadım. Telefonla arayınca açmıyor musunuz hocam? Mantıklı. Yani bir iş yapıyorsun, bari yakalanma. Nasıl haber olmuş ki bu kadar kısa zamanda? Sesinde gözü vardır onun. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen oturun. Sizi de işinizden alıkoydum ama. Biraz öyle oldu. Mehmet Ali, demek bir hastanın randevusunu gasp ettin öyle mi? Bunları kimden öğreniyorsun acaba? Şimdi şöyle İpek Hanım, Doktor Tarık biliyorsunuz estetik cerrah. Kadın da çene implantının 6. ay kontrolü için gelmişti. Yani ortada acil bir durum yoktu. Bu da sana hastanın sırasını alma hakkı verdi öyle mi? Sen buna nasıl izin verdin Ateş? İnanamıyorum. Niye? Tam benlik bir hareket. Yanlış anladınız. Yani ben acil olmayan bir durumu acil olan bir durumla değiştirmek istedim sadece. Bu kararları vermek senin için değil Mehmet Ali. Sen bir şey söylemeyecek misin Ateş? Bir dahaki sefere yakalanma. Çok güzel, bravo. Harika bir tavsiyeydi. Şimdi size bazı kötü haberlerim var. Bu kadar macera atlattığınız, mücadele verdiğiniz hastanız MR çektiremez. Neden? Çünkü çekilen tomografide kolunda cerrahi bir çivi tespit edildi. Dolayısıyla MR'ın mıknatısı onu çekip çıkarabilirdi. Şimdi bu korkunç görüntü gözünüzde eğer canlandıysa devam etmek istiyorum. Hastanın herhangi bir tıbbi geçmişine sahip değilsiniz. Özgeçmişini bilmiyorsunuz. Peki böyle bir şeyi nasıl yapabildiniz? Ben diyorum ki bu çiviyi küçük bir müdahaleyle alalım. Sonra MR çekelim. Ateş iyi de hastanın sadece elektrolit bozukluğu var. Sayın uzman doktor Mehmet Ali Çağlar bir nörolog olarak hastada beyin tümörü olduğunu düşünüyor. Yani aslında ben... Sakın yapma. Tıbbi görüşün için hiçbir zaman özür dileme. Lütfen. En azından benim yanımda yapma. Eğer haklıysa Memoli hocam ve bu testi yapmazsak hasta ölür. Tabii senin de kendine göre bir uzmanlığın var. Gerçi seninkinin beyinle bir alakası yok ama değil mi? Yok. Bu adam beyinci. İşi beyin. Tamam. Ama hastanın kim olduğunu öğrenene kadar başka bir test yok. Yani nasıl öğreneceğiz ki hastanın? Dolapdere. Bu adam var ya bu adam. Evsizlerin arasında büyüdü. Hepimizden çok evsiz tanıyor. Memoli hocam, sizin mahalleye bir iniver de şöyle bir sor bakalım bu kadın kim? Sağa sola, he? Ben de o arada bu çivi işini halledeyim. Teşekkür ederim Mehmet Ali. Ateş sen biraz daha kalabilir misin? Gönderebilir misiniz? Merhaba kızlar, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Ateş düşündüm de belki biraz hocalık yapabilirsin ha? En sevdiğim. Biliyorum. Hatta ben çalışma konumuzu bile buldum. Hastaların hikayesini alma. Uzmanlık alanı. Siz bu işi biliyorsunuz İpek hocam. Tabii insan öğretirken kendisi de öğreniyor bir şeyleri değil mi? Evet. Her şey gelecek nesiller için. Kesinlikle. O zaman size kolay gelsin. Evet. İpek Hoca size hangi hastayla görüşeceğinizi söyledi mi? Hı hı. Ne duruyorsunuz? Nasıl hocam? Hadi, hadi gidin görüşün. Baş baş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.